Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zaman sonra tek başıma kahvaltı hazırlayacağım. Şöyle tek kişilik bir kahvaltı hazırladım. Çayımı demledim. Televizyonu açtım. Müge Anlı'nın saatini bekliyorum. 10 dakika var başlamasına. Ben kahvaltımı hazırlayıp geldim. Hazırım. Kızları Aydanur'la Esma okula gittiler. Aleyna dershaneye. Aleyna salı cuma arası sabahları, diğer günler öğlen gidecek sanırım. Yani haftanın 4 günü yalnız kahvaltı yapacağım. Çok uzun zamandır bu bir ilk. Hep onlarla olduğum için bir boşluğa düştüm. Evleri toparladım. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Bir de sabah erken çıktıkları için 7.30'da çıkıyor Aysma. 7.30'da eve geldim. 7.30'dan şu an saat 10. Bu saate kadar ev toparlıyorum, dolaşıyorum, kahve yaptım, içtim. Zaman da geçmiyor. Aslında şu koltuktan şöyle yeşil manzarasına karşı hazırlamıştım kahvaltımı. Yeşile karşı bir kahvaltı yapayım diye, ama televizyona çok fazla ışık yansıyınca bu tarafa geçtim tekrar. Buradan cami manzaralı olsun bakalım manzaramız. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Bir tek süpürüp silme işi kaldı. Her yeri düzenledim. Her taraf temiz. Bir süpürüp sileceğim evleri. Önce bir kahvaltımı yaparım. Biraz Müge Anlı izler, çay keyfi yaparım. Sonrasında evleri süpürür silerim. O saate de zaten Aysuman'ın okul çıkış saati gelir. Onu gidip okuldan alırız. Bakalım bugün neler yapmış. Çok çabuk adapte oldu. Bu kadar çabuk beklemiyordum maşallah diyelim. Yok, beni yormuyor artık. Gayet keyifli. Hele bugün sabah, yani dün de aynısını yaptı. Hadi görüşürüz, hoşça kal diyerek girdi okula. Çok hoşuma gitti. Sanırım o okula gitmeme sorununu aştık gibi. Biraz hızlı oldu ama açtık bence. Şimdi kahvaltımı yapayım çayımı da soğutmadan. Sonrasında işlere koyulurum. Evde keyif kısa sürdü arkadaşlar. Ayhan telefon açtı. Evde yalnızsın da niye yalnız duruyorsun, durağa gelsene diye. Ben de çıkıp geldim. Duraktayım. Ne izliyorum? Yine Müge Anlı. Biz eve geldik. Pirinç bulamadım bir an. Pirincimizim yok diye bir tereddüt ettim. Donat biberlerimizi yıkadım. Şimdi hemen iç harcımızı hazırlayacağım. Çiğden yaptığım zaman daha güzel olduğunu fark ettim. Çiğden yapıyorum ve her zamanki gibi bir tane dolmalık bibere bir yemek kaşığı pirinç ekliyorum. Yalnız şimdi bizim biberlerin içinde şöyle minicik olanları da var. Şöyle kocaman olanlar da var. O onu dengeleyecek diye tahmin ediyorum. Hepsine bir kaşık atacağım. Burada 27 tane dolmalık biber var. Tam 27 kaşık pirinç ölçüyorum. 3 oldu. Çiğden hazırlayacağım arkadaşlar. Şu 5. Şimdi ben sayayım şaşırmadan. Sonrasında devam edelim. 7. 27 kaşık pirinç ölçtüm. Şimdi pirincimizi güzelce yıkıyorum. Şöyle altına da geçmişler. Güzelce yıkayıp nişastasından tamamen arındırıyorum. Tam bunu detaylı çekeceğim. Aklınızda şüphe kalmasın diye bütün iç harcının malzemelerini çiğden ekleyeceğim arkadaşlar. Her şey çiğden yani. Hem çok pratik oluyor, kavurma sıkıntısı olmuyor. Hem de iç harcının daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Böyle daha güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle tamamen yıkayıp hemen soğanını doğrayıp geliyorum. Şimdi büyüğünden bir tane soğan doğradım. Ben biraz yemeklerde diyeyim, dolmalarda, sarmalarda değil de bütün yemeklerde kuru soğanı çok fazla kullanıyorum. Çok da yakıştığını düşünüyorum. Birazcık karabiber lezzet versin. Çok fazla da atmıyorum, acı yapmasın diye. Biraz toz biber. Diyorum ya, her şey çiğden.
Her şeyi çiğden ekliyoruz. Gayet güzel pişiyor. İlk zamanlar ben bir şüphede kaldım. Olur mu, olmaz mı falan. Karabiber. Genzime gittim. Sonra biraz tuz. Birlikte yapacağız. Aysma'yla aktivite yapacağız arkadaşlar. Birlikte. Olma yapacağız. Ya tamam. Bir de boyama kitabı çıkardık. Öğretmen daha ödev vermiyor. Canı sıkılıyor, boyama yapıyoruz. Şöyle biraz sıvı yağ, biraz yağını fazla gezdiriyorum. Dolmalar biraz yağı kaldırıyor. Ve salçasını da ekleyeceğim. Şimdi asıl püf noktasına geliyoruz. Bir dakika, salçasını ekleyelim. Şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı salça ekliyorum. Sonrasında arkadaşlar yaklaşık 1 su bardağı da su ekliyorum. Çünkü çiğden yaptığımız için pirinçleyle pişecek. Bu suyla şöyle biraz salçasını da hem gevşetiyorum. Karışması kolay olsun. 1 su bardağı da suyunu ekledim. Hemen kıydığım maydanozlarını da ekliyorum. Biliyorsunuz ben dolmalarda, sarmalarda yeşillik seviyorum. Eklemeden olmuyor benim. Maydanozumu da ekledim. Şimdi karıştırıyorum ve iç harcımız hazır. İsterseniz bunu kıymalı da yapabilirsiniz. Ben böyle zeytinyağlı tercih ettim. Bu arada pişerken üzerine salçalı sos yapıp yeniden yağ gezdiriyorum. Dolmaların dışı da parlak olsun diye üzerine de yağ gezdiriyorum. Böyle iç harcımız, hatta birazcık daha su ekleyeceğim arkadaşlar. O suyunu kendim ayarlıyorum. Şöyle görünüşten anlıyorsunuz. Bakın zaten kuru kuru. Yarım su bardağı daha su ekliyorum. Böyle bol sulu oluyor. Çünkü pirinç zaten o suyu tamamen çekiyor. Böyle biraz. Aynen bu şekilde. 1,5 su bardağı su ekledim. Böyle bol sulu oluyor. Zaten şimdi ben biberlerin içini temizleyene kadar birazını çekecek. Biraz sonra yine gösteririm size. Beklediği yerde bile pirinç çekiyor suyunu. Böyle biraz bol sulu oluyor. İç harcımız hazır. Hemen biberleri temizliyorum. Aysma ile birlikte dolma işine geçeceğiz. Şimdi ben senin doldurduğun domatesi de kapatayım. Küçük küçük dolduracaksın onu. Ve artık aktivite saatimiz. Aysma ile şöyle biraz sulu sulu doldur, tamam mı? İçine de doldur suyunu da. Pirinçleri güzel pişsin. Doldurursam. Aysma şimdi bana yardım ediyor arkadaşlar. Dolmalarımızı yapacağız. Hemen ocağa koyacağız. Durağı aradım. Bekliyorlar. Hemen dolmaları ocağa bırakacağım. Çorbamızı pişireceğim. Annem değiştirip mi? Niye? Çok mu küçük geldi o? Evet. Dur. Ben şunu doldurayım, sonra onu alayım. Sen büyük olanlardan al. Kolay da olsun. Çok yavaş doluyor çünkü. Tamam, dur. Ben şunu dolduruyorum. Biraz da suyundan alalım. Dolmaların dışında pirinç kaldığı zaman güzel olmuyor. Onun için ne kadar az pirinç olursa o kadar güzel oluyor. Dışında pirinç kalmamasına özen göstereceksin. Tamam mı? Hadi bakalım. Her şeyime yedim. Şöyle biraz da yukarı bırakıyorum ki içlerindeki su dökülmesin diye. Birazcık. Aa, cart diye yırtılmış. Ne olmuş? Cart. Cart diye yırtılmış. Olur, onu doldur o zaman sen. Kolay olur onun dolması. Cart diye yırtılmışsa. Kulak ezmesi gibi. Beni güldürdün ya. Buna minicik bir domates. Öyle ama. Cart diye yırtılmış değil mi? Daha dev. Oo, koskocaman buldum. Benimki daha büyük ondan. Daha dev yazın ya. Dev. Çok doldurmuyoruz arkadaşlar içine. Çünkü pirincimiz çiğden olduğu için biraz gevşek dolduruyorum. Şişme payı bırakıyorum ona yani. Domatesle de kapatıyoruz. Olayımız tamamdır. Tamam mı? Evet, çok fazla doldurma. Doldurmamışım. Bakayım ben. Dur bir dakika, bakacağım. Domatesle de kapatacağım onu.
Sen olmasan bana kim yardım edecek ya? Sen geliyorsun da işlerim kolaylaşıyor. Dur. Yine cartı yırtılmış var mı? Bak bakayım var mı cartı yırtılmış. Oo çok güzel. Buldun mu? Çok güzel bir tane yeşil. Hadi hangisini seviyorsan onu. Oo. Bakayım. İçi bayağı varmış. Hadi doldur hemen. Şu sol tarafından dolduracaksın şuradan. Oradan alarak doldur. Bakalım içimiz tam yetecek mi? Yeter. Ayarlayabilmiş miyiz? Bir de şu yetmez. Ne? Biber mi? Ben de onu diyorum işte. İçine biberi tam denk getirebilecek miyiz bakalım? Normalde tam gelmesi gerekiyor Esma. Bakalım gelecek mi? Tamam bence o yeterli. Koyuyorum şöyle. Yine cart diye bir tane yırtılmış buradan. Bu da yeşillerden birisi. O zaman dolduruyorsun. Supsulu yerinden alayım. Supsulu yerinden doldur aynen. Duydun mu sesini? Pırt. Pırt mı dedi? Pıt pıt. Pıt pıt mı dedi? Pıt pıt. Sanki biraz fazla dolduruyorsun gibi gelmeye başladı bana. Hissiyatlar mı öyle soruyor? O kadar öyle. Bakayım. Ne oldu? Suyundan biraz dolduruyorum ki. Güzel pişti. Bu çok güzel doldurmuş. Çok güzel cart. O çok güzel cart sonu doldur. Sulu yerinden. Evet sulu yerinden. En sulu yerinden doldur. Zaten benim aldığım yukarılarda fikirler sulu. Suları var altlarda. Biraz önce eve geldim. Eli boş mu geldim? Tabii ki hayır. Yine hediyelerim var. Birazdan size onları çekeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki ne çok hediye alıyorsun. Evet çok hediye alıyorum. Bunun tek bir açıklaması olabilir. Seviliyorum arkadaşlar. Sevmediğiniz kişiye hediye alır mısınız? Bence almazsınız. Sevdiğiniz kişiye alırsınız. Yani sevilmek de karşılıklı tabii ki. Ben de hediye aldığım kişileri seviyorum. Sevildiğimi de düşünüyorum bu kadar çok hediye aldığıma göre. Ama hediyelerimi çekmeden önce size şundan bahsetmek istiyorum. Kip AVM reklamlarında gördüm. Durakta otururken durağa yemeği bıraktım. Bir 5-10 dakika oturdum. Durakta otururken de canım sıkılıyor. Öyle Instagram'da geziyorum. Kip AVM'nin reklamlarında English Home'un bardaklarının, çay bardaklarının indirime girdiğini gördüm. Gelirken hemen uğrayıp bir paket aldım. Bir bakayım dedim önce. Aydanur, şu çay tabağını versene bana. Bir bakayım istediğim gibi olursa devamını alırım dedim ve devamını alacağım. İstediğim gibi oldu arkadaşlar. Evet, hani şu geçenlerde aldığım çay tabağı vardı ya, onunla kullanırım diye. Bu çay tabağı çok şık olduğu için düz bardak pek şey olmaz dedim. Şık durmaz diye düşündüm. Ve bu bardaklarla şöyle göstereyim bakın. Daha şık duracağını düşündüm. Bir takım daha alacağım ama niye böyle duruyor? Bir daha deneyeceğim diğerini. Neyse. Bir kutu daha alacağım sanırım. Bu arada bizim de çay bardaklarımız azalmıştı. Malum mutfakta iki tane genç kız olunca tabak, bardak sizlere ömür. Güzel oldu, gayet güzel oldu. Devamını da alacağım bunun. Gelelim hediyelerimize. Nezahat abla bana gelirken dedi ki, biz görüşüyoruz, oradayken de görüşüyoruz telefonla. Buradan bir isteğin var mı? Ne istersin, ne getireyim dedi. Sizce ben ne istemişimdir? Kapsül kahve. Kapsül kahve istiyorum dedim makinem için. Şöyle bakın. Şu. Dur bir dakika açayım. Bundan istedim. O da sağ olsun bana. Şöyle iki. Hatta bir tane daha vardı. Şöyle dikkatli çıkaracağım. Tam üç kutu kapsül kahve getirmiş.
Ve bu da bir büyük boy. Bunun içinde kaç tane var? 44 tane. Tam tamına 44 tane var. Bunda da 20 tane var. Diğerinde de 16 tane var. Burada genelde 16'lı. Bir de 13'lü oluyor sanırım. Ben burada bir defa aldım. Aşırı pahalı arkadaşlar burada. Burada aşırı pahalı, yurt dışında aşırı ucuzmuş. Onun için istedim. Yani bunu öğrendiğim için söyledim. Eğer dedim getirebilirsen, sana sıkıntı olmazsa kahve isterim, başka bir şey istemem dedim. O da sağ olsun beni kırmadı, hiç sıkıntısı olmaz dedi. Arabayla geliyorlardı bu arada. Yük sorunu olmadığı için getiririm, hiç sorun değil dedi. Yolda da bozulacak bir şey olmadığı için, hani gezerek geldiler arabayla uzun süreceği için. Hani bozulacak bir şey olmadığı için sıkıntı yok, getiririm dedi. Bir de ne var biliyor musunuz? Ben bunlara bayıldım. Renginden dolayı mı bilmiyorum. Yani şu anda üzerimle aşırı uyumlu olması. Böyle kaseler, Tupperware'in kaseleri. Şöyle kapağımı kapatacağım. Hem de kapaklı. Aşırı güzel değil mi bunlar? Bakın 3 tane bundan da. Şöyle size getireyim de öyle göstereyim size. Bakın. Diyorum ya, tam da kıyafetimle tam takım olduk. Ve kızlara çikolata. Şu çikolatalardan. Asıl ne göstereceğim? Asıl. Bayıldım. Hemen şöyle baktım. Mesaj attım. Bayıldım dedim o fincanlara. Biliyordum beğeneceğini diyor. Bana fincan takımı almış. Ama şıklığa, asalete, yani zarifliğe ne dersiniz? Bakın. Şimdi yemek yemedim daha. Yemeğimi yiyeceğim. Hemen bununla bir Türk kahvesi yapıp içmem lazım. Bu şıklığının açılışını yapmam lazım. Ya aşırı güzel değil mi? Bayıldım resme ya. Bakın. Zarifliğine bakar mısınız? İlk misafirimde de kullanacağım bunları. Hemen yıkayacağım. Hazırlayacağım. İlk misafirimde kullanacağım. Bugün zaten kendime yapacağım bir kahve. Bunları da açalım. Hediyelerim bu şekilde. Kesesine bereket. Beni çok mutlu etti. Düşünmesi beni çok mutlu etti. Şimdi hemen kalkayım. Yemeğimi yiyeyim. Bugün spor var. Spora gideceğim. Şöyle fincanları kırmadan çıkarayım. Ota oradan kırmadan getirip ben burada kırarsam aşırı üzülürüm. Tamam. Hemen kalkıp yemeğimi yiyorum. Sonrasında bir kahve içeriz. Bugün spor günüydü. Yemekten sonra spora gittim. Biraz önce geldim. Çok yorulmuşum. İnanın bugün istasyon vardı bir de. Bayağı yorucu geçti. Şimdi şöyle yeni gelen kahvelerimle sert bir kahve yapacağım. Kendime getirsin beni. Ha? Ayhan gelmiş. Bugün ilk defa erken gelmiş. Şimdi telefon geldi, tekrar işe gidiyor. Şöyle kendime getirecek bir kahve yapacağım. Sen ne yaptın? Günaydın. Bu minik kuş yemeğini yedik sonra uyumuş. Güzellik uykusuna yatmış. Sen yemek yedin mi? Yedin mi? Afiyet olsun. Ne yedin? Dolma. Dolmadan yedin mi? Yedim. Ben spordayken de uyanmış. Şimdi tekrar nasıl uyuyacaksın onu düşün bakalım. Uyurum. Uyur musun tekrar? Mis gibi bir hava var. Tam bir sonbahar havası. Mis gibi. Şimdi şu perdelerimi açacağım. Bir tane daha cam açacağım. Burada temiz havaya karşı kahvemi içeceğim. Artık buradan vedalaşalım. Bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ayhan da gidiyor.